TV ekranlarına bir başka güzele hoş geldiniz. Evet, yoğun geçen bir haftanın ardından geldik eleme gününe. Bugün kızlarımız için çok önemli çünkü maalesef bugün kaybeden takımdan bir yarışmacımız yarışmaya veda edecek. Kızlarımızın bugünkü konsepti giy ve çık 15 dakikada. Yani kızlarımıza 15 dakika süre verildi ve bu 15 dakikada hazırlanmaları gerekecek. Evet, şimdi kızlarımızı dilerseniz daha fazla bekletmeyelim ve onları toplu olarak bir podyumda görelim bakalım 15 dakikada nasıl hazırlanmışlar. Ayşe ve kırmızı takımdan Ebrar karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak podyuma mavi takımdan Ayşe'yi davet ediyorum. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim, siz? Nasıl? Yetti mi 15 dakika? Yani... Gayet güzel gözüküyor. Saçta sadece problem çıktı. Bu da saten olduğu için kayıp durdu. Ama hallettim. Normalde çabuk hazırlanan biri misin? Hayır. Hayır, geç hazırlanıyorsun. Bugün 15 dakika senin için zor oldu. Evet. Bakalım jürimiz seni nasıl değerlendirecek? Ayşe merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Mersi. Nereye gidiyorsun böyle 15 dakikada giyinip? İzmir'deyim. Hı-hı. Yani erkek arkadaşım gelmiş. Hadi kapıdayım demiş. Kahve içmeye çıkacağız. Güzel. Sürpriz yapmış Erman'a. Tatlı bir kombin bence. 15 dakika içerisinde bir de bu saçına bağladığın şeyi düşünmen de çok güzel bence. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Neden sürekli kalem formda şeyler giyiyorsun? Yani bunun sana yakıştığını söyledik. Yok, ondan değil aslında. Yani bu yanılmıyorsam 3 ya da 4. kez üzerinde gördüğüm bir form senin. Evet yani... Tamam, bu sana yakıştı ama yarışmada olduğun için sürekli aynı şeyi de giyemezsin. Normalde jean giyecektim. Yani farklı bir kombin yapmak istedim. Ama takım arkadaşlarımdan hani çoğu jean giyecekti. Ben dedim ben bari bir farklı bir şey yapayım. Tek elbise olarak da çok mini vardı. Aha. Bir de bu boy vardı yani en uygun olarak. O minileri giymek istemedim. Bir de açıklardı birazcık. Anladım. Ondan. Aksesuar falan kullanmanı da istedim. Gerçekten çok giy çık bir elbise bu zaten. Evet. O anlamda ben konsepte uyduğunu düşünüyorum. Bir tişört giyer gibi sen de üzerine bir elbise geçirip çıkmışsın. Hı-hı. Sevdim. Güzel. Teşekkürler. Peki, teşekkür ediyoruz. Eminacığım seninle devam edelim. Saçın üstündeki detay çok beğendim gerçekten. Teşekkürler. Bir de makyaj o kadar uygun oldu ki yani birbirine uyuyor. Çok güzel bir şey yapmışsın. Bir kombin yapmışsın. Elbise tam bir giy çık elbise. Doğru bir çanta. Güzel gözüküyorsun. Teşekkürler. Yani çok güzel. Aksesuar da çok uygun bir şekilde kullandın. Fresh gözüküyorsun. Günlük. Genç. Öyle. Ben arkadaşlarıma bir yerde katılmıyorum. Şimdi bu elbise evet giy çık bir elbise ama bu elbisenin ayakkabısı o mu? O ayakkabının çantası o mu? Yani ben bu elbisenin altına bu sneaker'ı çok uyduramadım. Ama temelinde her şeyin tam. Ve Raşit'e katılıyorum. Yine kalem elbise, yine Ayşe. Teşekkür ediyoruz. O zaman seni yerine alıyorum ve sen yerine giderken ben birinci düellonun ikinci yarışmacısı kırmızı takımdan Ebrar'ı sahneye davet ediyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. 15 dakikada güzel hazırlanmışsın. Beğendiniz zor oldu mi senin mi için? Sen yok. De çok uzun hazırlanacak bir yok. Şey yok zaten. Ben hiçbir öyle zaman. Öyle bir tipin yok. Hiçbir zaman. Hemen hızlı mısındır? Evet, çok hızlıyım. Peki, o zaman hemen Raşit Bey'e dönelim bakalım. Ebrar
sürekli böyle giyindiği için bence Evren bu kombini 5 dakikada da giyer. Ayşe'ye böyle bir yorum yapınca elbisesiyle alakalı sana yapmamak olmaz. Hakkaniyetli olmaz ikinci... bir kere böyle bir yorum yapmak. Bunu benimsemiş olabilirsin tarz olarak ama burada çoğu insan farklı şeyler deniyor. Bir de senin vücut tipinde de bizi izleyen insanlar var. Biz de onlara örnek vermek istiyoruz. Çünkü sen balık eti bir kızsın. Her gün de maşallah daha da güzel böyle enine enine gidiyorsun. Sıkıntı yok. Yemek yemek istiyorsan okey. Burası diyet programı değil. İstiyorsan da ye. Sıkıntı yok. Helal hoş olsun. Sağ olun. Hiç sıkıntı değil. Ama bu da böyle bir hayat şekli. Ne zayıflamamış mıyım hiç? Hiç zayıflamadın. Ama. Sen geldiğin günden beri habire eline eline gidiyorsun. Aşk olsun Raşit Bey. Aşk olsun sana. Ne yapabilirim? Ne hem Raşit Bey'in çikolatalarını yiyorsun. Ye, sana mantı söyleyelim, durum söyleyelim. Ne istersen yer, senin canın sağ olsun. Ama yani böyle bir vaziyet varken siz de bizi, sen de bizi şaşırt. Mesela keşke bugün Ayşe'nin giydiği tarzı bir elbiseyle karşımıza gelseydin. Bu göbekle mi? Enime kadar neden büyüdüğünü olmasın, söylüyorsunuz. Sonra neden da. Olmasın? Bir de bir şey soracağım. Ayşe ile alakalı hazır konuşmuşken sen şöyle söylemişsin. Umarım güzelliğiyle not almaz demişsin. Evet. Sence Ayşe senden daha mı güzel? Benden daha güzel değil. Kimse kimseden daha. Kıskanıyor musun Ayşe'nin güzelliğini? Yap bakayım bir tane suratını öyle. Ay, nasıl yaptın onu? Kıskanmıyorum. Aldığı altınları kıskanıyorum. Yani. Ama güzelliğiyle alakalı bir yorum yapmışsın. Evet. Melika'nın sen kıskanç bir karakter misin? Evet. Mesela neyi kıskanırsın en çok? Benden daha iyi olan her şeyi kıskanırım. Her şeyi? Her şeyi. Sizi de senin burcu neydi? Yengeç. Melika'yı da kıskanıyorsun herhalde o zaman. Evet, bu beni daha iyiye götürür bir kere. Yani ben öyle düşünüyorum. Öyle motive oluyor. Öyle motive oluyorum. Başarıyı çok kıskanırım. Güzelliği çok değil de başarıyı çok kıskanırım. Bak gözlüklerimi taktım seni daha iyi görebilmek için Ebrar'cığım. Evet Allah gözlüğü de taktırar. Seni daha iyi inceleyebilmek için gözlüklerimi taktım. Vallahi 2 gündür bal gibisiniz. Ya. Puanlamada da görürüz maşallah, inşallah. Maşallah aramızdaki aşk hep böyle devam etsin. İnşallah. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Gerçekten. Çok güzel gözüküyorsun. Gerçekten. Emine'cim seninle devam edebiliriz. Sen bana bir kere söylemiştin. Orada dışarıdayken Emine Hanım ama siz beni zayıfken bilmiyorsunuz çok iyiydim falan filan. Ondan sonra ben senin Instagram hesabına girdim. Aa, evet. Helal olsun. Aynen. Ondan sonra Ebru'nun hakikaten inanılmaz zayıflamış hali de gördüm ve yıkılıyor. Sosyal medyasında gördün. Tabii. Wow. Ve ne oluyor? Şimdi Ebrar böyle değil, öyle değil. Ben iki Ebrar'ı da beğeniyorum. Ha. Ama şimdi sen kendine koy onun yerine. Şu anda kilo almış halinde. Evet. Sen de öyle olsaydın bak. Sen bir anda böyle bir 10 kilo, 15 kilo oluyor üzerinde. Böyle fit. Ne yapardım? Ben de yok. Fit gömlekleri giyer miydim? Giyemem. Giymezdim. Şey yapmazdı. Gerçekten insan kilo zayıfken bir insan kilo aldığı zaman yani böyle bir kalıba giyer ve içinden de gelmez giymesi. Biliyorum işte. Yapmak istemiyorum ben. O yüzden yani ben şu anda Ebrar'ı eleştiremiyorum aynı giydiği için. Çünkü bu kalıba şu anda bu elbise Ebrar'a olsaydı Raşit'i gerçekten. Eğer bak o onun örmesi çizgili. Eğer çizgili olmasa olurdu. Ama ne yapardın sen? Vallahi ne derdin? Olmuyor. Sen bu kiloyla neden giydin bu elbiseyi demez mi? Demeyebilirdim ya. Siz. Demeyebilirdim. Ha, Ebrar çok mu kilolu? Bana çok kilolu gelmiyor. Değil. Hayır Ebrar'cığım ama ben diye. Mesela şey Ebrar'ın yapamıyorum. Balık etli denir. Yani. Hayır çok... ben giydiğim kıyafeti bu kiloda kendime çok yakıştıramadığım için kıyafet önceden hep böyle değildi anlatabiliyor muyum? Yani. Hep böyle değildi. Ayrıca bazı erkekler hakikaten böyle kadınları beğeniyorlar. Evet. O yüzden Ebrar sadece çizmeyi, niye bu çizmeye bu kadar şey yaptın anlamıyorum yani. Bu cowboy. Ya Ece giymişti bunu da çok gözüm kaldı o yüzden. Belki geçmiş hayatında hakikaten Texas'ta bir yerde yaşıyordun. Ben evet gerçekten. Ya. Aynen öyle. Biliyorum Meksika falan. Şimdi ben iki arkadaşıma şurada katılmıyorum. Şimdi bu değişiklik yapılacak bir şey denenecek bir bölüm değil. Zaten bu bölümde verilen görev... 15 dakikada giy çık. Her şeyini hazırla. Ayşe'yi da eleştirirken anlıyorum ki her şeyin tamam. Ama bazı şeyler uyumsuz. Ama Ebrar buraya makyajı yapılmamış gelseydi... ...otomatik olarak Ayşe'yi bunun önüne alacaktı.
Evet, değişik tarzlar denemeniz. Evet, risk almanız. Evet, bir şeyleri denemeniz ve öğrenmeniz. Ama ben yarışmacı olarak ama mavi takımda ama kırmızı takımda otursam asla bugün o gün değil risk almak için. Çünkü bu aynı zamanda bir strateji yarışması. Bu vücut yapısında, bu boy posta Ebra bu kesim eteği iyi taşıyor. Dolayısıyla sen misyonunu tamamlamışsın. Böyle toplara da sakın girmeyin. 15 dakika, 20 dakika yapmayın ya. Hiç deneysel bir ben öyle düşünmüyorum bu arada ya Bige. Ben öyle düşünmüyorum. Ben de burada Bigeciğime katılmıyorum. Çünkü zaten hala hazırı bunu 5 dakikada giyer o. Yani benim için burada önemli olan şey bak bak Elmas. Elmas kalk be ya. Geleceğiz Elmas'a. Elmas daha önce böyle bakar mısın? Ne kadar farklı mesela. Onu olmuş, almış, düşünmüş ya. Yani kreatif bir şey yapmış yani orada. Teşekkürler Elmas. Ama çok Elmas'a has parçalar değil mi? Bir siyah deri gepiyer. Aynen, doğru. Yani ama Elmas'ın çabuk ya da, refleksle ya da, yapacağı bir ya şey. Ya da Melika'ya giyelim. Melika'cığım bak. Tulum var. Tulum yok. Bu gömlek. Hiç daha önce görmedim ben böyle bir şey. Melika'da görmedik. Melika'nın en spor hali. Görmedik yani mesela bambaşka bir şey yapmış falan. Yani isteyince olabiliyor yani. Sen bunu sürekli giydiğin için ondan. Yani ben böyle düşünüyorum. Bige Hanım böyle düşünüyor. Peki. Teşekkür ediyoruz. O zaman bakalım eleme gününün birinci düellosunun altını hangi takım kazanacak? Ve ben Ayşe'yi yanıma davet ediyorum. Kızlar. Eleme gününün ilk düellosu sizsiniz. Ve bu altın çok önemli. İlk kader anları. Şu anda Bige Hanım sizle başlayalım. İkiniz de çok sevdiğim yarışmacılarsınız. İkinizin de inişleri çıkışları oluyor. İkinizin de iyisi çok iyi oluyor. Kötüsü çok kötü oluyor hakikaten saldığınız zaman da. Bu düelloda benim için bir başka güzel olan... Ebra. Ah, bir şey anlamı ya. Ve ilk düellonun ilk puanını alan yarışmacımız Ebra oluyor. Eminacığım seninle devam edelim. Enerji olarak benim için bir başka güzel bu sefer. Ebra. Oh my god. Ve Ebra jürimizden ikinci puanını almış oldu Raşit Bey. Sonucu değiştirmese de ben daha... bir saçına taktığı aksesuar farkıyla benim için... Öyle söyleyeyim. Ayşe. Teşekkürler. Ve Ayşe Raşit Bey'den puanını alıyor. Tebrik ediyorum Ebra'cığım. Teşekkür ederim. Teşekkürler Ayşe. Teşekkürler. Şimdi dilerseniz hemen ikinci düellomuza geçelim. İkinci düellomuz mavi takımdan Melika ve kırmızı takımdan Nur arasında olacak. Ben ilk olarak podyuma mavi takımdan Melika'yı davet ediyorum. Melika'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Emine ile başlayalım bu sefer. Bu güzel Melika'yı ben ilk yorumlayacağım için çok teşekkür ederim Esra Hanım. Yani Melika sen gerçekten giymeyi biliyorsun. Sen baştan beri bize sürekli büyülüyorsun ve geldiğin her seferinde bir şekilde seviyoruz, beğeniyoruz, freshli getiriyorsun. O Raşit Bey'in dediği denemeler ve farklı olmalar bugün dioptride yükselmiş ya da azalmış değil mi? Yani gözlük var. Evet. Nereye gidiyorsun? Ben alışverişe gidiyorum. İstinye'de bir alışveriş merkezine gidiyorum. Ama giyim için alışveriş yapmayacağım. Ev yani tabaklar falan çünkü jeans olduğu için biraz zor denemek falan. Tabaklar falan alacağım. Sonra da orada kafede oturup bir kahve içeceğim. Gerçekten bu deneyim, bu gömlek ve bu eşarp inanılmaz yakıştı ve bu bir bence programı izleyenler bunu bir ilham olarak alabilirler. Nasıl bir gömlek, herhangi bir gömlek, beyaz gömlek, siyah gömlek nasıl şıklaştırabilirsin? Aynen. Klasik bir şey. Pantolon da çok güzel yakışmış. Bu paçalar çok beğendim gerçekten. Sadece beğenmediğim şey bu ve net beğenmediğim her şey pembe oldu. Ayakkabı pembe oldu, kemer pembe oldu, çanta pembe oldu. Yoksa çok güzelsin. Melika 15 dakikada bu kadar eksiksiz gelme. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Yani bir refleksle yapmışsın. Can havliyle derler. Ama o kadar güzel yapmışsın ki gözlüğünü takmışsın. Florunu takmışsın, altınlarını değişik yerlere iliştirmişsin.
Sen bir risk almışsın ama zar altı altı gelmiş sana yani. Gerçekten her şeyin olmuş. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyoruz. Ve son olarak Raşit Bey. Bir şey söyleyeyim. Gerçekten ben şuna çok inanıyorum. Bir insanın farklı giyinebilmesi için, nerede nasıl giyinmesini bilmesi için çok daha fazla gezip görmüş, bilmiş olması gerekiyor. Sen belli ki hem kendi sosyal yaşantından hem de belirli yaşanmışlıklarından bu kültürü almışsın. Hem kendine hem de buradaki rolüne saygı göstererek bambaşka bir şeyle karşımıza geldin. Yani sanki başka dünyaya gidiyorum bir şey seçerken. Evet, bundan çok keyif alıyorsun. Yani. Bu bize çok yansıyor zaten. Peki Melika'cığım teşekkür ediyoruz. Seni yerine alıyorum ve Melika yerine geçerken ben rakibi kırmızı takımdan Nur'u sahneye davet ediyorum. Özgür ruhlu isyankar. Ne alakası var? Ne alakası var? Tam öyle geldin şu anda. Hmm. Niye ne alakası var? Geçen gün şey konseptine neye gidiyordun? Defile konseptin neydi? Ne tasarımcılarının? Dadaizm. 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 Yani senin ruhun öyle ya. Genelde yönetilmeye de gelemiyorsun. Kendin söyledin. Evet. Yönetmeyi, yönetilmeyi sevmiyorum yani. Özgürsün. Evet ama bunun onunla alakası yok yani. Neyle alakası var? Dakikam mı yetmedi? Yok hayır canım yani. Dakikam yetmedi değil. Aslında bu bir tepki sadece. Tepki. Raşit Bey'e bir tepki. Raşit Bey'e bir tepki. Yani nereden başlasam, nasıl konuşsam bilmiyorum ama yani... ben buraya bir hayalle geldim. Bir başka hayalle geldim. Ve burada kendimi göstermek, insanlara tanıtmak, kıyafetlerimi nasıl taşıdığımı... ne iş yaptığımı, nasıl yaptığımı göstermek için geldim. Fakat Raşit Bey'in bundan birkaç gün önce söylediği şey kafama çok takıldı ve birkaç gündür bunu düşünmekten kıyafetlerime olan böyle giyimim, bir şeyler, tavırlarım değişmeye başladığını fark ettim ve bunu buraya da yansıtmaya başladım. Zaten bu şekilde model olamazsın diyerek yani yaptığım mesleğe bu şekilde söylemde bulunulması benim çok zoruma gitti doğrusu. Dolayısıyla ben de bunu içerlediğim için kendimi durmadan bir gösterme çabasına girdim ve bu sefer konseptten taşıp bu sefer kıyafetleri nasıl taşıdığımı, hayır ben olabilirim diye göstermeye çalışırken elime yüzüme bulaştı bazı şeyler. Ben bugün bir saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Yaptıysam da arkadaşlarıma yaptım. Onlardan gerçekten çok özür dilerim ama ben bugün bunu saygısızlık olsun diye değil, bir tepki olsun diye göstermek istedim. O bu kombinle böyle, tepki evet. Olarak mı gösterdin? Tabii ben sözü Raşit Bey'e bırakacağım ama şöyle de bir şey var. Ben de birçok kez, hani çok uzun yıllar modellik yaptım, mankenlik yaptım. Bir sürü yarışmaya katıldım. Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettim. Ama hiçbir yarışmada bence davranış olarak size gösterilen toleransı ben hiçbir jüri üyesinden görmedim. Yani biz jürimizin karşısında böyle hiçbir zaman durmadık. O yüzden de disiplinli olmak, saygı duymak, ortamı bozmamak, ortamın ahengini bozmamak önemli diye düşünüyorum. Buyurun Raşit Bey. Bir kere bu sektör içerisinde olmak istiyorsan eleştiriye açık olman lazım. Bu bir. En başlık kural yani. Ben kendi aldığım eleştirilerden hiç bahsetmiyorum bile yani. Çünkü hepimiz böyle eleştirilere maruz kaldık. Her şeyi kafamıza taksaydık bambaşka bir yerde olurdum şu anda. Ben senin modelliğinle alakalı bir şey söylemedim. Podyum mankenliğiyle alakalı, podyum modelliğiyle alakalı. Ben sana, seninle zaten podyum modeli olmaz dedim. Sen de bana onun üzerine dedin ki, bu benim dövme yerimle mi alakalı dedin. Ben dedim ki sana yok bunun dövme yerine alakası yok. Sen de olabilirsin ama sende öyle bir hava yok dedim. İşte bu da beni kırdı. Niye kırılıyorsun ki buna? Çünkü... Belki doğruyu söylüyorum sana. Belki bunu bilmen gerekiyor senin. Yani bu bu bir bakış açısı. Siz böyle düşünüyorsunuz olabilir. Fakat bunu bu kadar yani bir televizyonun önünde söylediğiniz zaman ve bu çok fazla insana gittiği zaman bu etkileyebilir. Dolayısıyla ben de insanların sizin söylediğiniz şey üzerine etkilenip hani
böyle bir şey düşünmesini istemezdim. İstemedim. Umarım da düşünmemişlerdir. Dolayısıyla ben burada kendimi göstermeye çalıştığım için ve ben buraya ilerideki hayatımı düzene sokmak için geldiğimden dolayı sizin böyle bir şey söylemeniz beni gerçekten kırdı ve hani içerletti. Dolayısıyla benim modumu düşürdü ve yani buraya odaklanamamaya başladım. Gelmesinin sebebinin ne olduğunu hatırlıyor musun? Ben sana istiyorsan hatırlatayım. Hangi? Sen buraya postalla geldin. Evet. Ben de sana dedim ki casting'e postalla gidilmez dedim. Tamam. Sen tutturdun yok işte. Ne söylememi bekliyorsun ki? Onu söylememenizi bekledim sadece. Yok kusura bakma vallahi söylerim. Çünkü her şey senin istediğin gibi olmuyor. Her şey senin ve bunu birinin sana söylemesi gerekiyordu. Bu kişi de ben oldum. Çünkü sen sanıyorsun ki sen şu an kendini muhtemelen bir top model olarak herhalde görüyorsun. Hayır. Ama öyle görüyorsun. Hayır. Sadece ancak top modeller gider öyle casting'e. Çünkü bilir zaten tasarımcı onun nasıl giyindiğini. Sen bana bayağı inatla ben böyle giderim ya bana neredeyse mesleğimi tarif etmeye çalıştın yani sen orada karşında. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Ben böyle algıladım. Yanlış anlamışsınız. Yok yanlış anlamadım. Gayet de öyleydi yani. O zaman birbirimizi yanlış anlamışız. Ben seni orada yermek için söylemedim onları. Sadece sana diyorum ki sana izah etmeye çalışıyorum. Ve sen inatla gene anlamıyorsun. Ben dedim ki zaten bunu anlamayan bir insan. Hayır ben sizin zaten söylediğiniz... Zaten koydun mankenliği yapamazsın sen. Hı-hı. Dedim ben. Çünkü sen dinlemiyorsun zaten. Siz o söylediğiniz kendi kafanın doğrultusuna kadar... gidiyorsun. Siz bunu söyleyene kadar ben her şeye tamam demiştim zaten ama siz onu söyledikten sonra zaten benim modum düştü ve gerçekten böyle evet tamam şeklinde cevaplar vermeye başladım. Bugüne de gelirsek ne olursa olsun bu hiç profesyonel bir davranış değil. Kesinlikle. Kesinlikle o kadar profesyonelce değil ki yani. Çünkü sen bir takım için burada yarışıyorsun. Ne olursa olsun ben dün de söyledim. Gerçekten biliyor musunuz kaç kişi burada olmak istiyor? Yani ben gerçekten aldığım maillerin, aldığım mesajların sayısını bilmiyorum ki hepimiz öyleyiz yani. Tahmin ve sen burada hem o insanların hakkını yiyorsun, hem takımını zor durumda bırakıyorsun. Bir kere yaptığın işe saygı duymuyorsun. Neyin tepkisindesin ki yani? İşte bu yani anlattığım şeylerin. Keyif yarışması değil yani burası. Ben şu an yaptığın davranışın çok yersiz. Olabilir. Takımına karşı çok saygısız. Ne çok saçma olduğunu düşünüyorum yaptığın davranışını. Gereksiz bir hareket yani bu. Ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Öyle bir kombinle gelirdim ki şöyle dedirtirim ya hakikaten. Kızım bakar mısınız işte motivasyonuna nasıl giymiş geldim derdim. Ve sen böyle geldin karşımıza. Ben hakikaten inanamıyorum yani. Ben ilk bölümde senin VTR'ni izlerken Nevşehir'den bir kız çıktı. Onu ailesi yolculadı. Dedim ki bu bayağı bir şey yani geliyor bu kız. Halin, tavrın. Sen başka biriydin çıkarken. Geçen cuma günüydü. O saatten bugüne yani 5 gün geçirdik. Sen çeşitli dalgalanmalar yaşadın. Ki benim tanıdığım Nur bu değildi. Arada kombinlerinin olmamasını ama ben içeride 34 beden kıyafet bulamıyorum'a bağladım. Onları da getirdik buraya. Getirdiniz evet ama zaten onları da giymezdim yani. Bir şey hani söyleyeceğim Nurcuğum sen başkasının askısından elbise alıp onu da kenara koyup giymedin. Kim daha tavır koyuyor yarışması değil burası. Burası takım başlayıp takımın içinde de kendi bireyselliğini koruyarak bir amaca yürüme yarışması. Bunun sonunda çok somut bir ödül var altın. Hı hı. Tamam bunun bir maddi değeri var. Türk halkının gönlünde yer edip bambaşka projelerde yer alma hali var. Sen böyle bir kız da değildin ama bize böyle bir şey öğretemezsin. Biz öyle de sana anlıyorum ki senin bu tavrınla bu bir öğrenmeyi isteme meselesi. Sen Nevşehir'den hayalleriyle çıkıp gelen kız değilsin. Ben senin bir hayalin olmadığını ya da yolda kaybettiğini görüyorum. Ve en tehlikelisi de şu. Konuşmanın başında Raşit'i suçlayıp milyonların önünde bir pozisyona sokmaya çalışıyorsun. Evet zor ve hırçın bir kızsın. Olabilir. Herkes Munis
ponçik şeker olmak zorunda değil. Sen de böyle bir kızsın. Ben de seni olduğun gibi sevdim. Halinle, tavrınla, atarınla, giderinle. Ama benim sevdiğim o tavırlı kız bu konuşmasını hiç buraya taşımadan söyleyecekti. Ya da diyecekti ki kına konseptinde aynen böyle çıkacaktı. Aynen böyle çıkacaktı. Raşit Bey, siz benim cuma günü kanadımı kırdınız. Evet, ya da cuma günü diyecekti ki Tanya eğlenirken bir dakika bir dakika durdurun baskıyı. Niye? Benim çünkü çok gönlüm kırıldı. Ben aradığımı da bulamadım. Tanya'nın da önünü kesmeyeyim. Yolla beni gideyim diyecekti. Raşit sana model olamazsın demedi. Foto modellik yapamazsın demedi. Bir konu üzerinde inatlaştın. O da dedi ki ya bırak tasarımcı, kübizmi başka yorumlar, fütürizmi başka yorumlar, dadaizmi de bırak da bir zahmet, ki kendisi tasarımcı. Bırak o kısmını o düşünsün. Manken dediğim, model dediğim böyle gitmez dedi. Sırf oradaki ısrarından 5 gündür biz günah keçisi arıyoruz. Ayşe pantolonumu giydi. Öbürü 34 beden bulmadı. Raşit Bey, sizin yüzünüzden ben iş alamayacağım. Benim tanıdığım Nur bu değildi. Evet, 34 beden getirdiler. Ben yok diye ısrar etmedim. Var, görüyorum yok ben de ama bir ya. Şöyle 34 beden olduğuna bakmıyorum. Ayakkabı yok. Hayır, dedin. Ben bedenlerine... Kıyafet yok dedin. Yok çünkü yani yok. Yok diyorsun, ondan sonra buraya getiriyorsun ya, gelenleri diyorsun neden yok demedin diyorsun. Ki yani her defasında onları mı giyeceğim yani? Ben ondan bahsetmiyorum. Her defasında hiç giymedin. Olmuyor yani. 34 beden de olsa bazı şeylerin kalıbı aynı değildir yani. 34 beden var, 34 beden var. Bir şey söyleyeceğim Nur. Yani buna bağlayacağım sadece. Burası gerçekten bir yarışma. Şimdi senin hedefin hayatında nedir? Yani ne olmak istiyorsun? Ben sadece ufak bir tavsiye vermek istiyorum sana. Model olmak istiyorum. Gerçekten nasıl bir model olmak istiyorsun? Yani model. Tamamen marjinal. Bir büyük bir model olmak istiyorsun. Ünlü bir model olmak. Ünlü bir olamaz. Neden olamaz? Şimdi ben Raşit'in bahsettiği ve Bilge Hanım'ın konuştuğu bir şey. Ben sadece sana bunu söylemek zorundayım. Bak, çok bireysel oynuyorsun. Bireysel oynamak ne demek hayatta biliyor musun? Yalnız kalmak. Şimdi onu hayatta yavaş yavaş yaşına göre yavaş yavaş öğrenmek zorunda kalacaksın sen. Onu öğrendiğin zaman ancak çok da vakit kaybetme. Çünkü modellik tam yaşa bağlı bir şey ya. 40 yaşında benim şu anda olgunluğum geldi. Şimdi takım oyuncu olmak istiyorum. Tren gitmiş olur. Kendine sakinleşmen lazım ve pozisyonu anlaman lazım. Bak diyelim sen şu anda iyi bir influencer oldun değil mi? Acayip oldun ya da iyi bir model oldun. Ekip büyüdü. 35-40 yaşlarına geldin. Çok acayip bir ajans açtın. Altına kim çalışacak senin? İnsanlar çalışacak. Şimdi tekrar bireysel değil de tekrar takım arkadaşlara dönüyorsun. Onlara iyi davranmadığın sürece ne ajansı olur, ne hayalin olur, ne bir şeyin olur. O yüzden hep böyle kısır döngü gibi aynı yere döneceksin. Yani sen ben oldum tavırlarındasın Nur. Hiç öyle bir tavrım yok. Hiç yok gerçekten. Yok bir şey yani ben şu senin, an bak, üstüne söyleyeceğim. Üstüne katılarak bir şeyler söyleniyor sadece ve anlamıyorum gerçekten. Yani ben... Okey, sen anlamamaya devam et. Ben burada seni olup olmamanla alakalı şu anda soru işaretleri içerisindeyim. İzninizle biz bir istişare edelim. İnsanlar var, arkadaşları, bu bir tane altın, onun takımından birinin gitmesine karar verecek. İyice batırdın kendini. Neden? Çok batırdın hem de. Dışarıdan nasıl gözüktüğünle alakalı. Hiç de öyle bir şey olmuyor biliyor musun Ebrar? Şu güne kadar söylediğin hiçbir şey de tutmadı yani. Hiç kimse bana kötü bir şey de söylemiyor yani dışarıdan. Neyi kötü bir şey söylüyor? Yani herkes gayet de normal, yani iyi göründüğümü söylüyorlar. Ya da işte karakterimle, bilmem neyimle. Karakterinle alakalı bir şey tamam, demiyorum. Hiçbir şey kendini zaten. Soktuğun pozisyon şu anda çok... Yapabileceğim bir şey yok. Bu olması gerekiyor. Bireysel yaşayamazsın. Tam bu olması gerekiyor. Evet, böyle tamam da yaparsan. Konu bu değil ki. Keşke az ben sana abla olarak söyleyeyim. Senden büyüğüm. Çok iyi bir foto modeli olmak istiyorsun ya, çok meşhur. Çekime gidiyorsun. Makyöz var, saç var, ışıkçı var, fotoğrafçı var, onu isteyen var, derginiz var. Bireysel tamam, olamazsın. Da bireysel olacaksan daha başında yaşaman lazım.
Şimdi şöyle bir toplumun şey. Toplumun içinde bireysel olamıyor, olamazsın. Tamam, devlet dairesinde de gitsen olamaz. Tamam, ben zaten bireysel olmaya çalışan ama burası bir toplum ya şu anda. Tamam, ben işte bu yüzden ama zaten. Ama burada dururken inatla onlara şey diyorsun. Ben bireyselim, ben bireyselim. Çok Aile dik gidiyorsun. Aile yapmıyor seni yaptığın 11 yaşında benim kızım tamam, var. Zaten Nur çok dik gidiyorsun. Neden ama böyle cevap verip kendine? Bu konu bu çünkü. Ne o? Ya boşverin Esra Hanım. Hayır sana mi? Niye bir tavsiye tamam, olsun? Hayır, modellik yapmak istiyorum. Böyle bir şey değil. Modellik yapmak istiyorum. Konunun tamam. Bununla pek ama bu kadar sivri olamazsın. Yani. Almazlar seni içlerine. Ne mankenler alır ne ajanslar evet. Alır. Hiç kimse sivri barındırmaz seni. Sivri değilim zaten normal bir şekilde konuşuyorum. Ama şu an öyle duruyor. Öylesin. Kararınızı verdiniz mi? Bugün zaten şöyle bir şey. Bugün giyinmeyerek zaten bir kural ihlali yaptın zaten. Karşımıza kombinsiz geldin. Kendince işte bir inatlaşma içerisindesin. Bence bu inadın zaten sadece bize değil hayata karşı da senin bir inadın var. Biz bunu istişare ettik. Kendi aramızda da bir karara vardık. Şu an itibariyle bir başka güzele veda ediyorsun, diskalifiye oldun. Okay. Böyle de bunu kırarım. Hemen seni dışarı alalım lütfen. Hayatında da başarılar. Çok teşekkürler. Bugün buraya kombinsiz geldin. Asla bizi dinlemiyorsun. Kural ihlali bu. Teşekkürler. Bu kadar. Bazı insanlar tepkilerini ağlayarak, bazı insanlar içine atıp kötü şeyler yaşayarak, sağlık problemleri yaşayarak gösterebilir. Ben de bu şekilde gösteriyorum. Herkesin bir duruşu, bir tavrı var. Benim de bu. Sivri bir insan değilim, ben bir aynayım. Bana iyi olurlarsa ben de iyi olurum ama bana kötü olursa ben de kötü olurum. Ben iyilik meleği değilim. Herkese de iyilik dağıtamam. Buyum ben. Yani bu şekil. Bu bizim ortak aldığımız bir karar. Biz kesinlikle burada böyle tavırda, böyle yaşamaca istemiyoruz. Biz burada sadece şıklık değil. Zaten bugün şıklık namı hiçbir şey yoktu zaten karşımızda. Ama bırakın yani şeyi, aynı zamanda hani benim şahsım adına da beni de çok zor durumda bırakan ithamlar da var burada. Öyle bir şey zaten yok. Emina'da, Bige'de bize üçümüze iş veren insanlarız. Dolayısıyla bir takım şehrin nasıl yürüdüğünü hem de sektörel olarak bunu çok iyi biliyoruz. Burada düzgün bir şekilde izah ediyoruz. Bunu kesin anlamamakta direten bir insan var. O yüzden biz böyle birini burada istemiyoruz. Bir başka güzel de kırmızı takımdan Nur kural ihlali yaptığı için bugün itibariyle yarışmamızdan diskalifiye olmuştur. Ve bunun sonucunda bu düellonun kazananı Melika oldu. Melikacığım seni yerine alabiliriz. Tebrik ederim. Aranızdan bir arkadaşınız diskalifiye oldu. Fakat bu düellodan sonra aranızdan bir arkadaşınıza daha veda etmemek için kalan bütün düelloları kazanmanız gerekiyor. Ve sıra geldi üçüncü düellomuza. Üçüncü düellomuzda mavi takımdan Elmas ve kırmızı takımdan Büşra karşı karşıya gelecek. Ben podyuma ilk olarak mavi takımdan Elmas'ı davet ediyorum.
yarışmacı arkadaşlarımızın korkulu rüyası haline gelmeye başladın mı sence? Bilmiyorum. Çünkü aslında son, öyle demeyelim son düellolarda ne zaman buraya çıksan altını alan sen oluyorsun. Evet öyle oldu. Evet çok mavi mutluyum. Takıma katkın çok büyük. Evet çok çok mutluyum. Şöyle yapayım çıkarmayı unutmuşum özür dilerim. Çok mutluyum. Gerçekten çaba sarf ediyoruz. Aha. Ve bunun meyvesini almak gerçekten ayrı bir mutluluk. Çok aşırı mutluyum evet. Esra Hanım. Biraz önce de anlattığım gibi bu düello aslında kırmızı takım için çok önemli bir düello. Çünkü zaten aralarından bir arkadaşları diskalifiye oldu. Eğer bu düelloda altını sen alırsan bir arkadaşlarına veda etmek zorunda kalacaklar. Evet. Çünkü geriye kalan bütün düelloları kazanmak zorundalar dedik. Elmas'cığım saçı bu sefer de topuzla kullanmışsın. Güzel olmuş. Bu gepiyer mi, büstiyer mi? Bu ne? Gepiyer. Gepiyeri yani nerede görsek askıda zaten burada giyecek iki kişiden maksimum üç kişiden biri sen olurdun. Senin derdik. Gömleğin üstüne gepiyer fikri evet güzel. Jeanle olabilir ama o kadar feminen bir şeyle ayakkabılar... Bir tık maskülen kalmış. Ben ruganlığına değil de biraz daha böyle daha erkeksi bir tavırla kalmış. Ama 15 dakikada saçın var mı var, makyajın var mı var. Eline sağlık Elmas. Yapmış. Peki teşekkür ediyoruz. Eminacığım senden de alalım. Elmas ben önce saçtan baştan başlayacağım. Makyajın çok güzel gerçekten. Ve senin bu artık yumuşak gitgide yüzün yumuşuyor. Ve saçın da daha feminleşiyor. Ve ben gerçekten çok daha fazla... Yani şey feminen ve güzel buluyorum. Bugün çok büyük bir risk aldın ve ben gerçekten seni bugün hiç beğenmedim. Bu bustiyerin hiç olmamış. Bu nedir böyle? Yani önce küçük. Bu gömlek bir garip duruyor. Bu ayakkabı aynı zamanda çok parlıyor. Ben gerçekten bu kadarını sevmedim. Raşit Bey'e şimdi söz bırakıyorum. Buyurun Raşit Bey. Çantayı saklıyor musun? Yok hayır. Çantana çok uyumsuz. Ya ben de aslında... Uzaktan baktığım zaman sen tabii ki bir risk aldın. Tabii ki burada bir düşünce var buna. Ben çok saygı duyuyorum. 15 dakika içerisinde çok az insanın aklına gelir böyle giyinmek. O an bile zorladın yani kendini. Ama gömleğin üzerine giyecek büstiyer fikri okey. Ama bu büstiyer o büstiyer değil. Ya yani bu sanki üzerine iç çamaşırını giymişsin gibi duruyor. Ya yani öyle öyle bir havası var. Yani balen detayları gereği. Öyle bir havası var yani bunun. Ayakkabılar da keşke burada harcamasaydın bu ayakkabıları. Yani bunu nasıl giyersin biliyor musun? Spor şık bir kombinle atıyorum işte çok şık bir siyah takım elbise giyersin. Altına bunu giyersin falan hani işte balıkçı ayakkabı şey giyersin falan gibi mesela. Onunla bir dengelersin. Onu da çok güzel. Jean'le kesinlikle değil yani. Zorladın, bir risk aldın. Ben buna kesinlikle çok saygı duyuyorum bu arada ama olmadı bugün. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz jürimize. Senin yerine alabiliriz. Ve Elmas yerine geçerken ben kırmızı takımdan Büşra'yı podyuma davet ediyorum. Merhaba. Sizin takımın arkadaşınız diskalifiye olduktan sonra... Değil mi? İlk gelen yarışmacısı sen oldun. Evet. Üstünde şimdi büyük bir yük var diye tahmin ediyorum. Nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Heyecanlısın. Hatta o performanstan sonra. Sonra evet bir duygu karmaşası yaşıyorsunuz. Aynen. Bu zorlu düello için jürimizle baş başa bırakmak istiyorum. Emine'den başlayalım. Nereye gidiyorsun? Ben kızlarla alışveriş yapmaya gidiyorum. Vallahi Buşra şey ben ilk defa seni bu kadar ben büyülendin beni bu sefer. Gerçekten teşekkür çok ederim. Sevdim. Önce biraz önce Bige Hanım'la konuştum. İlk defa Bige de onu dikkat etti aslında. Yani desenli bir başörtü kullanıyorsun. İlk kez. İlk kez. Gerçekten çok güzel oldu. Bu ayakkabıya zaten bayılıyorum. Artık bilinen ve çok şık ve her şeyle olabilen bir ayakkabı. Tulum mu bu giydiğin? Evet tulum ama arkası biraz daha uzun yani böyle. Çok güzel bir tulum. Çok güzel bir tulum. Güzel de bir çanta. Ben burada bir kusuru görmüyorum kesinlikle. Teşekkürler. İlk tulum giymen, ilk desenli başörtün. Büşra mısın? Büşra'sın. 15 dakikada hazırlanmış mısın? Hazırlanmışsın. Sadece ben ayakkabılarına tulumunun paçasını, arkasını bol yani bu tulumu herkes giyer. Çanta mesela ben olsam biraz daha kokoşum. Kırmızıyı refere eder tek başına bırakmazdım. O çantanın kırmızısını takabilirdim. Bu rahatsız etmiş mi? Hayır etmemiş. Eline sağlık olmuşsun yani. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz ve Raşit Bey. Sen çok şanslı bir kombin yaptın bugün.
Yani çünkü o hengamede 15 dakika içerisinde bu ayakkabıyı bulmak da büyük şans. Eğer bunu bulamasaydın, farklı olsaydı sende de yani eksiklik olurdu yani kombininde. Gayet şıksın. Üzerine ilave edeceğim bir şey yok. Eşarbın konusunda biraz düşünceliyim. Hani desenli tabii ki olabilir. Ama kopuk geldi bana uyumu. Çok uyumlu gelmedi yani. Ondan çok emin olamadım. Ama şık mı? Güzel yani. Teşekkürler. Peki teşekkür ediyoruz ve jürimizin değerlendirmesi için Elmas'ı da yanımıza davet ediyoruz. Evet kızlar, heyecan dorukta. O zaman ben puanlamayı da Emine'den başlatmak istiyorum. İkisini seviyoruz. Yani seviyorum sizi. Gerçekten seviyorum. İkiniz çok farklı çizgidesiniz. İkinizin tarzını seviyorum. Güzel, iyi ve kötü günleriniz var. Bugün benim bir başka güzel Büşra. Yes. Hey Büşra. Jürimizden ilk puanını almış bulunuyor. Raşit Bey, sizinle devam edelim. Edelim. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Büşra. Oh, teşekkür ederim. Ve Büşra jürimizden ikinci puanını da almış bulunuyor. Ve son olarak Bige Hanım. Büşra. Çok teşekkür ederim. Ve Büşra jürimizden 3 tam puan alarak aradaki farkı 2'ye indirmiş oldu. Kızlar, ben size çok teşekkür ediyorum. Yerlerinizi alabilirim. Ve ben hemen sıradaki düelloma geçmek istiyorum. Dördüncü düellomuz mavi takımdan İpek Nur ve kırmızı takımdan Gaye arasında olacak. Ve sahneye ilk olarak mavi takımdan İpek Nur'u davet ediyorum. Hoş geldin İpek Nur. Hoş bulduk. Ben geldim. Sen geldin. Evet. Nasılsın? İyiyim. Siz? İyiyim. Bakalım jürimiz Giyiçik 15 dakika konseptinde İpek Nur'a ne yorum yapacak? Bige Hanım, bu sefer sizden başlayalım. İpek Nur, değişik bir şey giydin. Pantolon, bu model bir pantolon daha yaşına uygun. Evet. Öbür o bollardan kurtulmuş olma. Bıraktım. Pantolonun bir yırtmacının olmasını da sevdim. Genç bir pantolon fakat o terliğin orada bantı vesairesi, o hiç olmamalıydı. Çünkü sen de boylu postlu bir kızsın. Buna rağmen hiç gerek yok onlara. Kesti. Böyle pantolonların üstüne git, bu bir. Ama bu pantolonun gömleği bu mudur? Onun üstüne giyilen crop. İşte bu da yine bir crop gibi bir şey. Sen de biraz bizim Elmas'ın havasında bir şey denemek istemişsin. Ama çantada bu kombinin değil. Fakat buraya kadar geldiğin, hani o yıldızlar çizip uğur beklediklerinin içinde, olur mu olmaz mı bilmiyorum. Rakibini ayakta görmedim. Ama senin en iyin. Senin ama. Şükürler olsun. Senin. Fark ben beğendim mi orasında değiliz. Tamam. O terlik, o yırtmaç falan olmaz ama en azından yaşını buldun çanta hariç bebeğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz. İpek Nur, bir şey söyleyeyim ya. Sıkılmıyor musun saçlarından? Açıkçası sıkılmıyorum. Sıkılmalı mıyım? Ben seviyorum böyle Rapunzel gibi dolanmayı. Burada. Hoşuma gidiyor. Kötü mü? Hayır, mesela sence bu kıyafete göre bu saç olmuş mu? Öyle sorayım sana. 15 dakika vardı ama Raşit. Ya bir toplasaydın, bak kuyruğu yapaydın ya. Saç çok önemli bir şey. Her insan için çok önemli bir şey saç. Bir de şöyle Elmas yapayım. Canlı bir örnek mesela burada. Neydi, ne oldu yani? Saçın gerçekten seni çok ağır gösteriyor, çok yaşlı gösteriyor yani saçın. Geçiyorum. Kombinin gerçekten de seni buraya kadar geldiğin halinde en iyisi. Özellikle bacaklarının inceliği ortaya çıktı bu pantolonla. Alta girdiğin terlikler kesinlikle çok kötü. Madem böyle bir yırtmaçlı pantolon giyiyorsun, niye o zaman onu kesiyorsun bu kadar kalın bantlı bir terlikle? Çantan neden sarı? Yani bu senenin yaz rengi sarı ve griydi ya, hani en azından onu patlatmak istedim. O kadar trend sahibisin, o kadar muhteşemsin ki yani bayıldım. Neresinden yani tutsam elimde kalıyor zaten. Anladım. Deniyorum. Yani burada ne olabilirdi biliyor musun? Mesela Elmas çantanı verir misin? Tak, sarıyı tak alayım. Tak o çantaya. Sarıyı ver. Hadi bu olsaydı ya, bilmiyorum değil mi? O bir da de o. Yani renk katacağı, o renk mi, o renk mi, o model mi? Baksana ne kadar hanımefendi yani çantası. Yani Raşit Bey ve de bu kadar sarı seven bir insan olmasına rağmen çantayı sevmedi. Aynen.
Böyle yani. Bilmiyorum ya, bir gelişme var ama var, değil var. Mi? Var, kesinlikle bir gelişme var. Yaşını buldu en azından. Aynen. Şimdi böyle bir yelek yani giydiğin zaman o kalçaları ister istemez daha da fazla büyütüyor bir anda. O benim gözümü çok çarpıyor. Bir de böyle yani yanlış bir ayakkabı, ondan sonra gayet güzel bir pantolon. Bu yırtmacı da çok sevdim. Ondan sonra gidiyor gömlek, ondan sonra bir yelek, ondan sonra sarı çanta. Çok karışık. Vatka ile yükseltip belini ve aşağısını küçültecek bak seni. Aa, çok, aa evet tabii. Aynen öyle. Ve aynen öyle. Bu gömlek içinde olması. Böyle. Aha. Okay. Bir beden küçüldüm bir anda. Aa. Aynen öyle. Şey, peki. Beden ay çok iyi oldu. Bak, Raşit. Baksana. Şey yapar mısın, biraz bu gömleği kaldırır mısın azıcık? İçeri doğru mu? İçeri ya doğru, içeri doğru gibi bir şey. Ama çok fazla göbeği açmadan. Şu terlikleri de çıkar. Aa, bir parmak ucunda dur oldu? Bakayım. Ne oldu çok ya oldu. İnanılmaz güzel oldu. Çıkar çıkar terlikleri, dur parmak ucunda bir. İki saniye. Raşit Bey, ben ilk gün ne demiştim? Sihirli elleriyle kumaşlara hayat veren demiştim. Canımsın, doğru demiş. Şu anda bu sarı çanta bile rahatsız etmez, biliyor musun? Dur parmak ucunda. Baseni olan kadınlar lütfen, eğer altta böyle baseni ortaya çıkıyorsa omuzunuzu baksana, geniş gösteren bir şey giyin. Sarı çanta bile rahatsız etmiyor böyle bir şey olduğu zaman, bilmiyorum. Sen zaten zayıfmışsın ama yukarısıyla sen onu beceremiyorsun. Evet, oldun. Oldun yani. Tamam attım. Gayet iyi. Tamam tamam. Saklama kendini yani. Tamam. Saklanacak bir şeyin yok senin. Doğru giyin sadece. Aynen. Ya. Tamam rahatla şimdi. Peki jürimize teşekkür ediyoruz. Okay. Yerine doğru alıyorum. Ve İpek Nur yerine geçerken ben kırmızı takımdan Gaye'yi podyuma davet ediyorum. Kırmızı takımın o kadar ihtiyacı var ki imzasına daha büyük attı. Bizim de ihtiyacımız var. Değil mi? Daha belirgin atmak istedim. Bayağı tüm eforuyla imzasını attı. Bakalım jürimiz ne yorum yapacak Gaye'cim, seninle alakalı. Gaye tam yaşın gibisin gerçekten. Çok sevdim. Çok hızlı hemen söyleyeyim. Kombinle alakalı tek beğenmediğim şey çapraz olarak kullandığın çanta. Ben böyle bir bel çantası veyahut da bir sırt çantası isterdim böyle bir kombinde. Ayakkabıların aslında güzel ama gene Büşra'nın ayakkabıları tarzı bir şey lazımdı. Biraz daha kombini evet, yükseltmesi için. Saçının makyajını gerçekten çok beğendim. Cool yani, çok cool. Beğendim. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Emine'cim seninle devam edelim. Vallahi Gaye benim diyeceğim hiçbir şey yok gerçekten ama bir sırt çantası görmek isterdim. Bu çanta çok şey kaldı, çok ince kaldı, çok güzel. Ayakkabı da gayet iyi. Genç, çok genç. Güzel yani. Teşekkürler. Arkadaşlarımın yorumlarına katılıyorum. Sırt çantası ya da bel çantası bulamazsan da zincir saplı değil, deri saplı bir şey de bulsaydım bu kıyafetin sporluğuyla ilgili tamamlardı. 20 yaşında bir genç kız 15 dakikada nasıl giyinir, şık olur, böyle olur işte. Teşekkür ediyoruz. Heyecan Doruk'ta ve jürinin değerlendirmesi için İpek Nur seni de yanıma alıyorum. Bakalım bu düellonun altını kime gidecek? O zaman bir yanımdan başlayalım. İpek Nur, biz seninle bir eşiği açtık. Hala bazen azıcık biberli olabiliyorsun. Azıcık acı tarafın var ama bence sen de kendini buluyorsun. Ama benim için ama bu düellonun ama bir başka güzeli. Gaye. Ama ve Gaye oldu. Jüriden ilk puanını aldı. İpek Nur, değişimin gerçekten ilerliyorsun ve iyi gidiyorsun. Teşekkür beğeniyorum ederim. Seni daha genç gözüküyor, daha dinamik gözüküyorsun ve ilerleyeceksin. Ama benim için Gaye. Gaye jürimizden ikinci puanı da almış bulunuyor ve son olarak Raşit Bey. Bu düelloda benim bir başka güzelim Gaye. Bana yine hiç ve kırmızı takımdan Gaye jürimizden 3 tam puan alıyor ve bu düellonun altın kazanan yarışmacısı Gaye oluyor. Tebrik ediyorum Gaye'cim. Teşekkürler. Peki teşekkür ediyoruz. Siz yerlerinizi alabilirsiniz. Teşekkürler. Beşinci düelloma geçmek istiyorum. Mavi takımdan Dişah ve kırmızı takımdan Zahra karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak podyuma mavi takımdan Dişah'ı davet ediyorum. Oh yeah.
Wow, Dişah makaradan sonra bir kıyafet stilin değişmiş. Evet, rahat giyinmeyi aslında normalde de seviyorum. Bu benim aslında kendi tarzım. Öyle mi? Evet. Dişah bir şey söyleyeyim. Ben kombinde en fazla neyi sevdim biliyor musun? Biz bu podyumda ilk defa bir sırt çantası gördük. Evet. İlk defa böyle bir tavırla karşımıza gelen bir jean ceket gördük. Yani farklı parçalar gördük. Yani aslında bu da çok zor bir şey. Çok farklı. Burada bak, bak 5 tane farklı parça var üstünde. Bunları kombin etmek de çok büyük bir başarı. Tek tek beğenmediğim şeyi söyleyeyim mi sana? Saçın. Yani saçını bağlama şeklin de çok kötü. Saçının uzunluğu çok kötü. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim de insan yanlış anlayacak. Söyleyemiyorum onu. Yani şey duruyor böyle. Ne diyeyim ya? Ama bayağı kestirdim saçımı sizin Nesini için. Nesini bayağı tam kestirdin? Allah senin bari ondan altı. Bu kadar daha kestirmen lazım. Ama çok kısa olur o zaman. Onu istemeyin. Şimdi bile kısa diyor. Hani sizin için gerçekten şu kadar kestirdim. Siz 5 parmak demiştiniz. Senin için bir o kadar daha kestirmen lazım. Yani bence sen saçını kısalt. Bacım beni dinle. Git istediğinde de tak kaynağını. Anladın mı? Peki teşekkür ediyoruz Raşit Bey. Bir yanım sizinle devam edelim. İlk sırt çantası evet. Genel akışını beğendim. O jean'in şey denimin mavisi, o içindeki somonumsu, gri yeşil pantolon fakat ayakkabılar evlere şenlik yani. Ama sırt çantasıyla iyi olmuş. Kendine göre çok spor, gençsin. İçinde bu da varsa ara sıra çıkar yani, baskılama bunu. Ferahlatmış seni. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz ve son olarak Emine'den de alalım yorumlarını. Çok beğendim. Raşit'e tamamen katılıyorum. Bu saç seni aşağıya çekiyor. Sen uzun boylu bir kız değilsin. Onu da biliyorsun zaten, yani çok da güzelsin. O onunla alakası değil. Mesela şey yapabilirdin, at kuyruğu çok yüksek bir at kuyruğu seni daha da uzatırdı burada ve daha güzel oldu. Yoksa bu böyle sleek ve burada aşağıya çeken bir saç gerçekten birazcık manasız oldu. Ama olduğun gibi çok güzelsin yani. Çok teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyoruz. Dişah'cığım seni yerine alabiliriz. Dişah geçerken ben rakibi kırmızı takımdan Zahra'yı podyuma davet ediyorum. Merhaba. Merhaba. Ne kadar güzel elbisen var. Ay çok sevdim çok, bunu. Vallahi Zahra yıkılıyorsun. Ay. Yani ne diyebileceğim. Gerçekten çok iyi. Teşekkür yani ederim. Yani burada diyecek hiçbir şeyim yok. Bu bacaklarla zaten böyle bir şey olması gerekiyor. Çok iyisin yani. Ya. Güzel bir şey. Yani bir elbisen var, onu giydim. Oradan buradan kendimi süsledim. Ama siz çok sevindirmeyin. Çünkü orada da çok iyi bir kombin var. Bizim kafamız çok karışık. Onu da bilin lütfen. Yani. Olsun, biz sevinmiştik biraz. Okey. Peki Raşit'cim senden de yorumunu alalım. Söyleyeyim mi sana? Her erkek böyle hızlı hazırlanan bir kız arkadaşı ister yani. 15 dakika hazırlanacak ve de kadın böyle çıkacak karşına. Müthiş yani. Bunu sizden duymak. Hayata çok rahatlatacak bir şey yani bu. Çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Bu bantlı ayakkabılara bayılıyorum. Daha önce gene giydin galiba sen bunları. Yok, ben giymedim. Biri giydi Melika. Çok güzel, inceliği çok zarif, çok kibar. Çantanı bir bakalım yandan. Yani zombalarını sevmedim ama. Ya çok güzel. Çok güzel. Şöyle söyleyeyim, üstteki kombinin fiyatı hadi olsun 2000 lira olsun. Hakikaten 15 bin gibi duruyor. Ay çok iyi duruyor. Teşekkür ederim. Rica gerçekten ederim. Teşekkür ederim. Ve son olarak Bige Hanım. Çok iyisin Melika'nın gidiyor ince bantlı ayakkabıyla. Yani zaten çok avantajlı bir fiziğin vardı ama sende zayıflık takıntısı var ya. Yani sen asla bir milim daha zayıflama. Her şeyin yok. O kadar dozunda ki. Ve o kadar iyisin ki şu an. Teşekkür ederim. Hiç ne fazlam var ne eksiğim var. Peki teşekkür ediyoruz ve jüri değerlendirmesi için Dişah'ı da bu tarafa alıyorum. Heh, hadi buyurun. Moralini bozma. Ve bu düelloda kararınız çok zor olacak. İki kızımız da birbirinden güzel. Ve ben sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Bige Hanım'la başlayalım lütfen puanlamaya. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Oh, yes. Ve kırmızı takım jürimizden ilk puanını aldı. Raşit'cim ikinci olarak seninle devam edelim. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Nişah. Yes!
Ve mavi takım da jürimizden 1 puan oldu. Şu anda aralarında yalnızca 1 altınlık fark var. Ve Emine. Gerçekten Zahra çok avantajlısın. Uzun bacak, uzun boy. Ne giyersen olur. Ama ben bu aynı zamanda Dilşah'ı bu tarzda daha çok görmek istediğim için, her şey pool ve payet ve yani çok ruku şeyler olmadığı için ve sana da böyle mat şeyler, spor şeyler yaşına göre uygun beğendiğim için. Bu oy sana vermek istiyorum. Oğlum aldık bir şey, aldık mı? Aldık mı? Tebrik ediyorum Dilşah'cığım. Sen de çok güzelsin. Yerlerinizi alabilirim. Bu düellomuzda Kardelen ve Ece karşı karşıya gelecek ve ilk olarak mavi takımdan Kardelen'i podyuma davet ediyorum. Hoş geldin Kardelen. Merhaba. Seni de çok değişik gördüm bugün. Hiç alışkın olmadığım bir tarzda geldin. Evet. Nereye gidiyorsun? Bir pazar günü uyuyakalmışım. Son 15 dakikam var. Rumeli Hisarı'nda arkadaşımla kahvaltıya gideceğim. Evet. Ya bence kahvaltıya değil de bakkala gider gibisin yani şu anda. Yani terlikler, bluzunun tavrı... çok böyle şey, hani fazla salkım saçak yani. Hani. Tamam, üstündeki şey çok güzel. Ne o? Bu mu? Bumper ceket gibi. Ceket gibi. Evet. Saten bir bumper ceket. Evet. Pantolonun tavrı güzel ama ben bununla atlı bir babet görmek isterdim. Biraz daha şıklaştırmanı isterdim. İçindeki bluzu da çok sevmedim. Onun yerine daha basic bir şey isterdim yani. Bu kadar. Buradaki problem bence pantolon ve bluz aslında. Pantolon çok... çok yaşlı bir pantolon. Yani kaç yaşındasınız siz ya? Yani benim akrabalarından yani böyle 65-70 yaşında kadınlar böyle bu tür pantolonlar giyiyorlar ve çok severek giyiyorlar. Çünkü kolay bir seçim. Hem kilo açısından. Sen burada mesela yüksek bel bir jean de olabilirdi. Evet. Ondan sonra bir de bu kadar ciddi içindeki olan bir bluz, ipekli ya da neyse, hı-hı, çok ciddi geldi bana. Bir de bu terlik, onları da hiç sevmedim. Mesela o Buşra'nın giydiği ayakkabılarından tekrar olsaydı çok güzel, evet, olurdu. Spor olsa daha mı iyi olurdu? Evet. Kesinlikle. Babet de olurdu bence ya. Babet de olur. Değil mi? Babet olur. Topuklu olmaz da babet de olur. Her şey olur, bu olmaz. Teşekkür ederim. Belden bağlamalı, büzgülü bir pantolon pazar günü için olur ama... o içindeki böyle etek ceket ya da pantolon ceket içine giyilebilecek, pazar sabahına kahvaltıya gidilecek bir bluz değil, fazla, hı-hı, gelir. Ayağında spor ayakkabı olacaktı, üstünde bu olacaktı. Bu arada somon yavru ağzı turuncu senin şeyin, rengin ama olmamış. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki, teşekkür ediyoruz. Kardelen'cim, seni de yerine doğru tamam, alabiliriz sahne üzerinde. Ve Kardelen'i gönderirken ben rakibi kırmızı takımdan Ece'yi podyuma davet ediyorum. Wow, Ece'cim, merhaba, ne kadar güzel geldin. Teşekkür çok ederim. Çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. Bu düello senin için çok önemli. Evet, ben evet, şu an kalbim böyle. İzleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Şu anda kırmızı takımdan bir ismin gideceği kesinleşti. Fakat kırmızı takımdan dokunulmazlık alacak olan bir başka güzelimiz kim olacak? Şu anda bu düelloya göre belli olacak. Çünkü Ece'nin şu anda bireysel olarak sahip olduğu altın 3 ve Büşra'nın da sahip olduğu altın sayısı 3. Bu düellodan sonra... belli olacak. Evet. Evet. O yüzden heyecanlısın herhalde. Ben şu an... çok heyecanlısın. Çok gerginim. Bige Hanım, sizinle başlayalım Ece'nin yorumuna. Ece, bu podyumda gördüğüm en iyi ikinci ayakkabı olabilir. Biri Zahra ve Melika'nın giydiği ince bantlı tek bant ayakkabı. Bir de bu. Gerçekten çok güzel. Biz Emine ile konuştuk. Arkadaşlarla konuşup biz de aynısını almak istiyoruz. Çok güzel yani. Bunu zaten bu da giyebilecek 3 kişi falan var. Onlardan biri de sensin bu pantolonu. Çok iyisin.
saçının dalgası, o kırmızı rujun, olmuş her şeyin, aksesuarın da var, olmuş yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi Ece, ne diyebilirim? Büyülendin bizi burada. Gerçekten. Teşekkürler. Gerçekten inanılmaz bir kaliteli bir saçın var. Hem de bakım, güzel kesim var, rengin var. Yani gerçekten taşıyorsun her şeyi. Bu sefer çok şıksın. Ece, çok hoşsun. Yani gerçekten çok beğendim. Enerjimizi yükselttin. Çantan bana çok cool gelmedi. Daha güzel bir çanta olabilirdi. Gene aynı formda ama daha cool bir çanta olabilirdi. Daha belki köşeli bir çanta olabilirdi. Çok güzel ya. Cool yani. Teşekkür ederim. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben rakibini puanlama için buraya çağırmadan önce hemen kısacık şunu hatırlatmak istiyorum. Bu düellonun sonucunda kırmızı takımdan iki kişinin dokunulmazlığı belli olacak. Ve bu dokunulmazlık eğer eşit sayıyla biterse iki taraf da dokunulmazlık almayacak. Mutlaka bir üstünlük kazanılması gerekiyor. Bir kişinin dokunulmazlık alması için takımının içinde bireysel olarak en fazla altına sahip olması gerekiyor. Onu da kısaca izleyicilerimize hatırlatmak istedim. Hem de sizlere de bir kez daha hatırlatmış oldum. Evet. Ben Kardelen'cim seni yanıma alayım. Evet, aslında ortalığı karıştıralım. Bence de. Evet, bence tamam. Tamam, Ayşe, onu yazalım. Tekrar. Üçümüz onu yazalım. Hı-hı. Emina'dan başlayalım o zaman. Kardelen, sen her zaman güzelsin benim için. Teşekkür ederim. Ama ben bu oyu bir başka güzel olarak Ece'ye vermek istiyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Belli. Ve kırmızı takımdan Ece, jürimizden ilk puanını almış bulunuyor. Evet Bilge Hanım, sizinle devam edelim. Bu düelloda benim bir başka güzelim Ece. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ve Ece jürimizden ikinci puanı da almış oldu. Son olarak Raşit Bey'e dönüyorum. Ece. Efendim? Ece diyorum, direkt Ece. Teşekkür ederim. Bayıldım. Raşit Bey. Ve Ece jürimizden 3 tam puan alarak takımında dokunulmazlık hakkını kazanmış oluyor. Tebrik ediyorum, sizi yerlerinize alabilirim. Bugünün kaybeden takımı maalesef kırmızı takım oldu. Hem bir arkadaşları diskalifiye olarak yarışmaya veda etti, hem de şimdi içlerinden iki isim jürinin karşısına çıkacak ve bir başka güzel yarışmacılarından bir isim daha yarışmaya veda edecek. Kırmızı takımdan dokunulmazlık alan isim ise Ece oldu. Ece dokunulmazlık aldığı için arkadaşları tarafından ismi yazılamayacak. Ben onlara oylamada başarılar diliyorum. O zaman ben daha fazla sizleri bekletmeden ilk olarak içlerinden bir isim yazması için kırmızı takımdan Büşra'yı oylama odasına gönderiyorum. Ve gitmesini istediği bir arkadaşının ismini yazması için Ebrar'ı oylama odasına gönderiyorum. Takımdan Ece'yi gitmesini istediği bir arkadaşının ismini yazması için oylama odasına gönderiyorum. Ve son olarak kırmızı takımdan Gaye'yi,
Takımından gitmesini istediği arkadaşını yazması için oylama odasına gönderiyorum. Sıra geldi mavi takımın kırmızı takımdan gitmesini istediği bir arkadaşını yazması için mavi takımdan Ayşe'yi oylama odasına gönderiyorum. Bütün takımı onun organize ettiğini düşünüyorum. O giderse kırmızı takım kendisini şaşıracak ve sürekli her hafta biz kazanacağız. O yüzden Ebrar. Mavi takımdan İpek Nur'u, kırmızı takımdan bir isim yazması için oylama odasına gönderiyorum. Sen seviyeli, tartışamayan, böylesine kaliteli bir programa asla yakışmayan, kıyafetleriyle sürekli tekrara düşen, kendini asla geliştirmeyen, buraya kesinlikle yakışmayan bir isimsin. O yüzden buradan gidene kadar hep seni yazacağım. Mavi takımdan Dilşah'ı, kırmızı takımdan bir isim yazması için oylama odasına gönderiyorum. Geçen hafta mutsuz girdiğim odaya bu hafta mutlu giriyorum. Çünkü kazanan takım biziz. O yüzden zevkle bu ismi yazıyorum. Bu hafta altın almamış olabilirsin ama bana göre güçlü bir rakipsin. O yüzden senin gitmeni istiyorum. Yani bu ismi yazarken asla zorlanmıyorum. Çünkü seni asla sevmiyorum. Hiç samimi gelmiyorsun. Bir an önce gitmen dileğimle. Bir an önce hem de. Mavi takımdan Elmas'ı, kırmızı takımdan gitmesini istediği bir arkadaşını yazması için oylama odasına gönderiyorum. Kaleyi içten fethetmek gerektiğini düşünüyorum. Bence gitmesinin vakti geldi. Ve son olarak mavi takımdan Melika'yı, kırmızı takımdan gitmesini istediği bir arkadaşını yazması için oylama odasına gönderiyorum. Bundan sonra kavga istemiyorum, tartışmak istemiyorum. Ağır kelimeler, saygısızlıktan istemediğim için. İki takım da oylarını kullandı ve ben şimdi oy sonuçlarını öğrenmek için oy kutusunu buraya rica ediyorum. Ve ilk olarak kırmızı takımın kullanmış olduğu oyları açarak başlıyorum. Kırmızı takımın kullanmış olduğu birinci oy. Kırmızı takımdan ismi yazılan ilk yarışmacımız Gaye. Ben her şeyi beklerim bunlardan. Kırmızı takımda
ismi yazılan ikinci yarışmacımız Zahra. Bir Gaye, Bir Zahra. Kırmızı takımda ismi yazılan üçüncü yarışmacımız Gaye. Ne yaptı, kim yazdı Gaye? Gaye 2, Zahra 1. Kırmızı takımın dördüncü oyunu açıyorum. Oy kutusundan çıkan dördüncü isim Zahra. İki Gaye, iki Zahra. Ve kırmızı takımın son oyu. Eğer bu açacağım oyda Zahra'nın ismi çıkarsa, jürinin karşısına, eleme potasına ilk girecek isim Zahra. Eğer Gaye çıkarsa, jürinin karşısına ilk çıkacak isim Gaye olacak. Evet, ve ben şimdi kırmızı takımın son oyunu açıyorum. Ve jürinin karşısına çıkacak olan ilk adayımız Gaye. İnanamıyorum ben. Ben ne dedim? Neye dayanarak bunu yapıyorlar? Bilerek. Neden? Ve jürinin karşısına eleme için çıkacak ilk adayımız kırmızı takımdan Gaye oldu. 3 Gaye, 2 Zahra. Abi Gaye'yi Zahra çıkarsa kim gidecek? Evet Gaye'cim, takımının birinci elenme adayı olarak bu kutudan senin ismin çıktı. Arkadaşların seni yazmış. Ne hissediyorsun? Ya öyle bir yarışma ki neyin ne olacağı belli olmuyor. Hiçbirinize kızgın veya kırgın değilim. Hakkımda hayırlısı olur umarım. Ve ben seni takımının birinci elenme adayı olarak sahnedeki yerine alıyorum. Sıra mavi takımın kırmızı takımdan gitmesini istediği isimleri belirledikleri oylara geldi. Ve ben şimdi mavi takımın kullanmış olduğu oyları açıyorum. Mavi takımın yazmış olduğu ilk isim Ebrar. Mavi takımın yazmış olduğu ikinci isim Ebrar. Şu ana kadar mavi takımın yazmış olduğu iki isim de Ebrar çıktı. Ve ben üçüncü kullanılan oya geçiyorum. Mavi takımın üçüncü yazmış olduğu isim Ebrar. Eğer bu kullanılmış oyda bir Ebrar ismi daha çıkarsa, Ebrar'ın eleme potasının ikinci ismi olacağı kesinleşmiş oluyor. Ve sıradaki oyumuz Zahra.
Zahra. 3 Ebrar, 1 Zahra. Ve kalan son 2 oyumuz var Ebrar'cığım. Şu ana kadar 3 kere ismin çıktı. 3 arkadaşımız da senin ismini yazmış. Eğer bir tane daha senin adın çıkarsa Gaye'nin yanında eleme adayı olarak seni alacağız. Ne düşünüyorsun? Yani kendileri için en mantıklı olanı yaptılar. Ben de olsam beni yazardım. Çünkü onları en çok provoke eden, sabote eden kişi benim. O yüzden mantıklı, hayatlarında vermiş oldukları en mantıklı kararı vermişler bugüne kadar. Demek ki benden çok korkuyorlar. Yani güzel bir hareket onlar için. Üzerinde bir stres var mı? Var tabii ki. Kader arkadaşım da orada beni bekliyor galiba. Eğer bundan sonra açacağım iki oy, ikisi Zahra çıkarsa durum eşitleniyor. Hem Zahra hem sen, iki kişi daha eleme adayı oluyor. Ve 3 kişi jürinin karşısında eleme adayı olarak yerlerinizi alacaksınız. İnşallah ben çıkarım. Ve mavi takımın kullanmış olduğu 5. oy. Ebrar. Yok. Ebrar 4, Zahra 1. Şu anda Ebrar'ın elenme adayı olduğu kesinleşti. Fakat ben bu kullanılan oyu yine de açmak zorundayım. Ebrar. Bir kişi hariç hepsi Ebrar yazmışlar. Allah insana düşmanın bile kalitelisini versin. Amin. Bir kişi yazmamış. Dilşah Zahra yazmış. Evet, bence de. Ebrar 5, Zahra 1 ve kırmızı takımdan ikinci elenme adayımız Ebrar oldu. Ebrar'cığım, mavi takımdan 5 kişi senin ismini yazmış. Evet. Neler hissediyorsun? Bir şey hissedemiyorum. Dondum kaldım. Yani dediğim gibi biraz önceki söylediklerimin de üzerine bir şey de söylemek istemiyorum. Onlar için de ben büyük bir adayım. O yüzden beni yazdılar. Saygı duyuyorum. Biz oraya 3 kişi çıkaracaktık. Ve Ebrarların grubundaki birini gönderecektik. Ondan sonra kırmızı takım paramparça olacaktı. Gaye'nin gitmesi bizim için iyi değil. Zahra giderse iyi olacak. 6 kişiden 5 kişi senin ismini vermiş. Sadece 1 kişi vermemiş. Biliyorum kim olduğunu. Nedir tahminin? Dilşah. Öyle hissediyorsun, öyle düşünüyorsun. Evet. Yani kalıbımı da basarım. O kadar güveniyorsun Dilşah. Evet, güveniyorum. Çok benziyorlar birbirlerine aslında. Çok. Biz nasıl bu kadar güveniyorsun Dilşah? Yani onsuz bir program, yani bensiz bir program onun için çok bir anlam ifade edeceğini sanmıyorum. Benim için de onsuz bir programın bir anlam ifade edeceğini sanmıyorum. İkimiz de bu programı evet. Çiftiyiz diyorsun yani. Zeki ile Metin gibiyiz. Ebrar böyle bir durumda bile bizi güldürebiliyor. Teşekkür ediyoruz. Hem arkadaşlarına, bize, hepimizi güldürüyorsun. Ama evet, ben seni ikinci elenme adayı olarak Gaye'nin yanına almak zorundayım. Teşekkür ediyorum. Kader ortağım. Gel sarılayım. Evet Gaye'cim, takımından ikinci elenme adayı Ebrar oldu. Şaşırdın mı Ebrar'ın çıkmasına? Hiç bekliyor şaşırmadım. Muydun? Evet. Bekliyor muydun Ebrar'ın evet, çıkmasına? Evet, bekliyordum.
Yani en başından beri zaten bu takım lideri muhabbetinden dolayı Ebrar'ın konuşması dönüyordu. Karşı takım Ebrar'ı çok güçlü bir rakip olarak görüyor. Bundan da çok eminim. O yüzden bekliyordum. Ha, başka bir beklentim daha vardı. Bizi belki 2-3 kişi, yani daha fazla kişi olarak potaya sokmalarını bekliyordum ama ha, öyle eşitlik olmadı. Eşitlik olup 2 kişiyi daha sokmalarını düşünüyordum. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Onların yerinde olsaydım daha fazla zekamı kullanırdım. 2-3 kişi koyup o potaya daha da çok demoralize ederdim. Ama onlar her zamanki gibi küçük düşündüler. Akıllarını çok kullanamadılar. Peki Ebrar, sen ikiniz de bu takımın güçlü isimlerisiniz. İkiniz şu anda yan yanasınız, eğlenme potasında. Sen Gaye ile yan yana olduğun için ne hissediyorsun? Evet, biraz daha vicdanım rahat. Çünkü ben de yani Gaye yazmak zorunda kaldığım için. O yüzden şu an onunla aynı durumdayım. O yüzden gönlüm biraz daha rahat açıkçası. Yani Gaye kalırsa sevinirim, üzülürüm diyemem. Ben gidersem üzülürüm. İki duyguyu da aynı anda yaşarım yani. Peki, teşekkür ediyoruz. Ve ben kırmızı takımdan iki yarışmacımızı elenme adayı olarak ve jürinin değerlendirmesi için jürimizin önüne davet ediyorum. Bu benim için gerçekten çok zor bir şey. Bu yarışmanın en acı anı. Çünkü biliyorum ki biri gitmesi gerekecek kalıcı bir şekilde. Hem renkiyle, hem kombinle, hem de performansıyla hangisi daha uygunsa bana göre, benim düşünceye göre bu yarışmada kalacak. İkinizi seviyorum. Gerçekten ikiniz çok renklisiniz. En acı şey, çok farklısınız. Şimdi Raşit Bey'e söz bırakıyorum. Yani ikinizin de bu hafta performansları çok parlak değildi. Ben Ebrar'ın tekrarı düştüğünü söylemiştim. Tarz olarak tekrar düştüğünü söylemiştim. Ebrar'ın çok da yeniliğe açık olmadığını düşünüyorum. Gaye'ye gelince de çok renkli bir karakter. Çok farklı şeyler denedi burada. Gerçekten ve bizi sürekli şaşırtıyor. Daha değişikliğe ve daha yeniliğe açık biri. Ebrar kırmızı takımın kaptanı. İkisinin de farklı artıları var. Ben de böyle bir teraziye oturtmaya çalışıyorum şu anda. Değerlendirirken şunu düşünüyorum. Hangisi acaba daha fazla bir şey gösterebilir? Hangisi daha fazla bir şey bize gösteremez? Biraz ona göre değerlendirmek istiyorum ben. Çünkü kendi şahsım adına söylüyorum yani bunu. Değerlendireceğim. Bilmiyorum, düşüneceğim. Gaye, sen çok rafine zevkleri olan bir kızsın. Yani bir konsept bulduğunda kadın bir orkestra şefine gidiyor senin aklın. Sen böyle sıcak bir Ege kızısın, Muğla kızısın ama yüzün çok batıya dönük ve o rafine zevklerin bazen seni bazı şeyleri yapmakta sınırlıyor. Ama çok yetenekli ve çok özel bir çocuksun. Teşekkür ederim. Ebrar, biliyorsun ilk 2-3 program böyle bakıyorduk birbirimize. Çok gerçekten özel çocuklarsınız. Bir sürü de yeteneğiniz var. Sevgimiz baki, yetenekler baki. Gerçekten itiraf ediyorum. İkiniz de bugün burada olmayı hak etmiyorsunuz. %100. Evet, jürimizin yorumlarını aldık ve şimdi karar zamanı. Bige Hanım, ilk sizden başlayalım. Sevgimiz baki. Gaye gitsin. Emine, senden de alalım. Ben tam tersi düşünüyorum. Ebrar gitsin. Ve son olarak Raşit Bey, en zor karar size kaldı. Ebrar, sence neden burada kalmalısın? Başarmam gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Gaye, sen?
Buraya gelmekteki amacım güzel bir karakter ortaya koymaktı. Yani kadının sadece güzel giyindiğini değil, zeki olabildiğini, başkalarını sabote etmeden, aşağı çekmeden de var olabildiğini, yeteneklerini gösterebildiğini sunmak istedim. Ben Raşit Bey'in kararından önce, ilk önce birisi veda etmeden bir alkış almak istiyorum. Karar vermek zorundayım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir, yani burada birine bir şans daha tanımak istiyorum sanırım. Bir başka güzele veda etmesini istediğim, daha doğrusu bunu tercih ettiğim isim. Çok üzülerek söylüyorum. Gaye. Harika bir yarışma çıkardın ortaya. Çok başarılıydın. Ebrar'a da artık bu fırfırlı eteklerle değil, farklı bir şekilde seni görmek istiyoruz burada. Farklı şeyler denemeni istiyoruz. Ben de mantığımı kullanıp böyle bir karar verdim. Hayırlı olsun. Ağlama, ağlama. Bugün fotoğrafta Gaye ile birlikte oldum. Çok kötü bir durumdaydık. Kırmızı takıma hiç yakışmayan şekilde oradaydık. Hak etmediğimiz bir şekilde oradaydık. Nur'a çok kızgınım, çok sinirliyim. Kaptan olmam onun biraz zoruna gitti. Kendisini de iyi lanse edemedi Nur. Hem kendisini yaktı hem de bizi yaktı. Yani o yüzden giden arkadaşımız için çok üzülüyorum. Sana kazak mantısı sözüm var. Evet, onu istiyorum. Mantı önemli benim için biliyorsun. Hassas mantı. Gaye gibi bir kız bunu hak etmedi. Yani Nur'un saygısız hareketinden dolayı saygılı bir kız gitti. Ay Allah Allah. Yani Gaye'nin gitmesine hem üzüldüm hem de sevindim. Çok iyi bir dostumu kaybettim. Ama çok iyi bir dost kazandım. Onunla görüşmeye devam edeceğiz. Yani son kez hadi kırmızı. Son kez. Çok komik çıkacak sesim. Kırmızı! Gönülleri şampiyon. Bir takımın içinde olmak benim çok alıştığım şeyler değil. Bana o ruhu öğrettiğiniz için teşekkür ederim. Hepsinden Nur'a çok kızgınım şu evet. An. Gerçekten Nur'a şu an çok kızgınım. Bu hayatta iyi veya kötü her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inanıyorum. Ve karşınızda Muğla'dan Gaye. Benim için bu bölümü bir başka güzeli Gayka. Çok güzel bir tecrübe kazandım. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Buraya kadar gelebildiğim için, sizi tanıyabildiğim için her biri bana çok şey kattı. Kırmızı takımdan Gaye geliyor. Gaye sen su gibisin. Böyle konuşurken, yürürken burada ayakların böyle yere basmıyor gibi. O kadar su gibisin. Ben onu görüyorum aslında. Hayır, hiç kimseye kızgın değilim. Burası bir yarışma ve bir isim yazmak zorundalardı. Bu ben veya bir başkası olabilirdi. Benim için bu düellonun bir başka güzeli Gaye. Tebrikler. Hem çok üzgünüm hem de biraz rahatladım. Yaşım çok genç. Bundan sonra yeni bir süreç başlıyor benim için. Umarım
Umarım hepsi hayatta çok güzel yerlere gelirler. İyi ki varsınız.